Kaç kişi abim? Tamam, Hacim Faruk'a gidin baba. Buyur baba, ambar. Tamam. Ben tekstilde çalışıyordum. Tekstilde ben 7 milyon haftalık alıyordum. Burada günlük 4,5 milyon para alıyordum. Yani benim en kral makinacı arkadaşım, hadi 10 milyon olsun o zamanki parayla, ben burada 30 milyon haftalık alıyordum. Müthiş bir iş vardı burada. Daha önceleri daha iyiydi. Biz onlara yetişmedik. Onlar da şimdi o dönemde anlatıyorlardı böyle böyle. Bir günde bir altın alırdım. İsteseydik. Ya biz değerlendirmek ayrı bir şey. 96'da geldim işte. Yani burada müthiş bir para kazanılıyordu. Paranın değeri vardı. Esnaf vardı. Ama adam gibi esnaf vardı. Yani hamalın parasına göz diken esnaf değildi. Tam tersi, üstelik de hak verirdi. Şimdiki adam diyor ki bir topu, ya ben bu hamalda 1000 lira nasıl kırparım? Emeğin hakkı yok, saygı yok. Yani bir de para için bu işi yapıyorsun. Parasın da yok, yani parası da yok. %500 eksiden bahsediyorum. Yani dedim ki baba, burada normal bir adamın çalışıp 1,5 milyar günlük alması lazım. Sigortan yok, yemeğin yok, yolun yok. Hiçbir sosyal hakkın yok. Tamamen Allah muhafaza bir yerde düştün mü, bir yerin kırıldı mı, veya bir sakat kalma ihtimalin de var. Hayatında olma şansın da var yani. Yıllarca bunu, buraya gelen arkadaşlar dediler ki biz bunu devlete ileteceğiz. Devlet işte ilgilenir. Hani biz sizi taşıyacağız bir yerlere. Ha gelen burada işini gördü gitti. Hani onun için insanlar buna karşı. Yoksa bu insanlar hepsi iyi insanlar. 1980'larda bir taksi durağı ne kadarsa bu durak da o kadardı. Zaten iki kardeş, abi kardeş bizim Malatyalı, diyor ki diyor, biri geliyor burada iskele alıyor. Buraya iskele denir. Durağı iskele durağı denir. Biri giriyor Beşiktaş'ta taksi durağı alıyor. Biri geliyor burada hamal yeri alıyor. Hamal yeri şu anda değeri 5 milyar. Efendim abi. He söyle abi. Hadi baba hadi. Vergi yok, bilmem ne yok. Özgürsün. O zamanki para ona eş değerdi. İşte diyorum ya, %500 çok çok eksik alıyoruz. Bir semer 5 bin lira. Kimse gelmiyor zaten. Son kafile nesil gelmiyor. En genci benim şu anda burada. Ben 43 yaşındayım. Ha, burada kayalık, burada seçiliyoruz. Yani burada arkadaşlar kendi aralarında kim yönetir bizi diye oylama yaparlar. Bir arkadaş gelir. Bugün ben o varım, yarın başka biri olur. Yani yardımcı tek yapamaz. Aynı Cumhurbaşkanı kabinesi gibi. Bakanlarım var abi. Yani biz öyle diyelim ki insanlar anlansın. Evet, bakan, işte belediye başkanı tarzı, ama benim bir altım var, onun bir altı var, onun da daha bir altları var. Cumhurbaşkanı benim şu anda. İşte kontrol ediyorsun, buranı nasıl anlatayım? Bura çok zor bir yer, burayı yönetmek çok mesele. Burada işler riskli, burada paralı para dönüyor. Yani tüccarın parasını alıyorsun, veriyorsun, götürüyorsun. Bunları hep takip etmek lazım. Yok, ben alıp dağıtmıyorum, getiren arkadaşlar dağıtıyor. Bana elime geçip dağıtmak istediğin zaman yani o öyle geç. Fark etmiyor, hepimiz biriz. Ekip olarak biz ekibiz. Tabii ben fazla alıyorum. 50 kişi var. Herkes tek yümeye alır. Benimki çift yümeye. Yani bugün adam 400 aldıysa ben 800 alırım. Sistem bu. Hiçbir güvencemiz yok. Zaten üstlenmesi gerekiyordu. Buraların sahipleri olmadı. Buraları iyi yönetemedikleri için oraya taşınmadı. Bunlar çok çok eskide yapılması gereken bir şeydi. Şimdi nesil bitti. Devlet el atmaz. Biten bir işe devlet el atmaz abi. Bu semer işi bitiyor zaten. Genelde el arabalara dönüyor. Bizim nesil bitiyor. Adıyaman, Malatya bitiyor. Urfa, Siverek başlıyor. Şu anda Siverek gençler yapmaya başladı bu işe. Daha 10 yaşındalar. Onlar da bir üste yapıyorlar. Durum böyle baba. Bu iş bitti. Sadece bizim heykelimiz dikildi ya burada. Bunu özellikle yayınlayın. Bu heykel dikildi. Bir adamın eseri dikildi mi o iş oradan bitmiştir abi. Ben bu işi Allah nasip ederse, bir kendime göre uygun bir iş bulursam bugün bırakırım. Bugün bırakırım çünkü geçim zor. Efendim Faik abi. 3 el araba göndereyim abi. Ben 1974 senesinden okulu bırakıp da İstanbul'a geldim. Yani ilkokul terk. 20-25 senedir bu işi yapıyorum. Ama önce yaparken bu iş, günlük çalıştığımız normal bir çeyrek altın alıyorduk. Normal yediğimizin haricinde. Ama bugün aldığımız paranın hiçbir değeri yok. Mesela bugün 500 lira diyelim alıyorsan, sen normalde eskide adam gibi bir lokantaya götürüp, yani lüks değil de normal bir lokantaya oturup da bir 3 çeşit yemek yiyebiliyordun. Ama bugün 3 çeşit yemeği bırak, bir çorba bugün burada 30 lira. Onun yanında bir de su, 40 liraya yakın bir para veriyorsun. Ama sen bu işi yaptığın zaman belli bir efor harcıyorsun.
biz o eforu gıda yani gıda olarak alamıyoruz. Çünkü kazancımız az. Ve bu işte işin artık son noktasındayız. Yani 20. yüzyılda artık bu iş yani dünyanın her tarafında bitti. Ama bunu bugün biz yapıyoruz. Bizim çocuklarımız bu işi kesinlikle yapmazlar, yapamazlar da. Çünkü zor bir iştir. Şartlar zor. Mesela bugün biz eskide bu işi yaparken bu çevrede kargo işi falan yoktu. Sadece nakliyat ambarları vardı. Ama biz bunu şimdi öyle değil. Burada mesela bir kargo işi çıkıyor. Buradan Beylikdüzü'ne götürüyoruz. Hadımköy'e götürüyoruz. Osmanbey'e götürüyoruz. Yani İstanbul'un bütün her tarafına götürüyoruz. O kadar ki zor olmuş. Yani kazancı da düşmüş. Onun için mecburiyetten başka bir meslek de yok. Ama buradan da devletin de burada biraz tabii şeyi var. Mesela burada benim yaşımdaki olanları bunları devlet burada çalışmış, hamallık yapmış ama sonuçta buradaki esnaflara, buradaki Türkiye'nin ekonomisine biz katkıda bulunmuşuz. Nasıl katkıda bulunmuşuz? Bugün bizde olmasa şu gördüğün mağazalardan inan ki her gün bir soygun olur. Ama biz buradayız. Biz bu tüccarlar için, bu esnaf için bir güvenceyiz. Buraya herhangi bir onlara bir zarar gelmiyor. Tabii biz eskide mesela 167 kişiydik. Ama şimdi burada toplam 50 kişi varız. Değişik birlikler de var. Mesela 30 şekerci birliği var, kazcılar var, ipçiler birliği var, asma altı var. Yani birkaç tane birlik daha var bizim haricimizde. Onlar da mevcutlara düşmüş yani. Yani işin aşamasında yani en fazla bu iş 4-5 seneye kadar. Ki nasıl konfeksiyon tekstil üzerinde bugün karfa bulamazsın. Bitti yani. Çünkü gençler artık üniversiteyi okuyor. Üniversiteyi okuyan bir insan gidip de tekstilde çıraklık yapamaz. Onun için tekstil de işin son noktasındadır. Hamallık da öyledir. Ama sağ olsunlar Türkiye'nin dışında, Afganistan'da işte, Türkmenistan'da, Özbekistan'da, Azerbaycan'da, Afrika ülkelerinde gelen bizim işimizi yapıyorlar. Hem de daha cüzi bir fiyatla, daha ucuz fiyat. Çünkü onların orada bir açlık sınırları adamlar. Burada yani ne verirsen adamlar razıdırlar çalışmaya. Çünkü onlar orada bayağı kıtlık var, açlık var. Adamlar kendi buraya atmışlar. İster istemez bizim ekmeğimize de ortak olmuşlar. Tabii sonuçta onlar da insandır. Hani yapmasına demiyoruz. Ama devlet de burada ne yapacak? Onlar ekmeğimize ortak olduysa devlet de kalkıp da burada bu mevcut olan birlikler bunları emekli yapabilir. Bunları bugün yani çok cüzi bir para da değil, yani büyük bir para da değil. İlla yani bir yerde sigortalı çalışmak da şart değil. Ama sonuçta biz burada Türkiye ekonomisine biz destek vermişiz, işte çalışmışız, bu işleri burada yürütmüşüz. Buradaki esnafla beraber burada katkıda bulunmuşuz. Hamallık yapmışız ama biz onlara da bir katkıda bulunmuşuz. Yani bizde olmasa o işleri zor burada yürütürlerdi. Yani son kafile. Yani bugün ne benim çocuğum yapar, bugün ben 60 yaşındayım. Burada içimizde 65-70 yaşında olanlar var. En fazla 50 kişi bu işi yapıyor. En fazla yapsam 5 sene daha yapabilirim. 6. sene yapamam. Zor oluyor. Vallahi ben en fazla kaç kilo çalıştım? Ben yani şimdi 200 kilo taşırım ama ben eskiden 300 kilo taşıdığım olmuş. 300 kilo. Ama şimdi 200 kilo taşırım. Mesela bel fıtığı işte hamallık yaparsan bel fıtığı olur sonra. Aslında o bel fıtığı hamallıkla alakası yok. Yani biz alışmışız, vücudumuz alışmış buna. Yani onun hamallıkla alakası yok. Ama tabii insanın dizlerinde belli bir zamandan sonra kemik daralması oluyor. Yani onun için İnsanın dizlerinde sıkıntı başlıyor. Hamalın bel fıtığına değil de diz ağrılarına zararı oluyor. Belle fazla bir zarar olmuyor. Genelde şimdi eskide sırtla yapıyorduk. Şimdi genelde el arabalarla yapıyorduk. Mesela şurada gördüğünüz el arabalarla bu işi şey yapıyoruz. İşin biraz da orada kolay tarafı da var. Durum öyle.